Toplumsal dayanışma açısından büyük bir sınavdan geçtiğimiz bu zor günlerde sosyal yardımlaşma açısından örnek olacak bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere özellikle bu salgın döneminde çok yardımlaştı bu toplum birbiriyle. Komşusu açken tok yatan bizden değildir atasözüne sahip bir toplumun bireyleri olarak geçmişte olduğu gibi yardıma ihtiyaç duyan insanlarımıza elimizi uzatmaktan her zaman mutluluk duyuyor olacağız. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Bir o kadar da duygu yüklüyüm. Sosyal market benim hayalimdeki bir proje. Belediye başkanlığı öncesine dayanıyor. Yurt dışı seyahatlerinde benzer örneklerini gördüğümüz ama ilçemizde olmayan bir uygulama. Onu hayata geçirmek benim en büyük hedeflerimden birisiydi. Süreç birazcık uzadı. Farklı bir yer belirlemiştik ama sonra buraya döndük. Pandemi süreciyle birlikte yaşadığımız bu dönemde bu projenin ne kadar önemli olduğu, ne kadar ayakları yere basan bir proje olduğu ortada. Ben öncelikle bu projede bize destek olan, bize inanan, bize güvenen, Gazemir'e az önceki konuşmasında belirttiği gibi uzun yıllardır yardımlarını esirgemeyen Esbaş Anonim Şirketi'ne Faruk Güler başta olmak üzere hepsine Gazemirliler adına çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ülkede sosyal market benzeri birçok proje uygulamaya çalışıldı. Bu farklı bir proje. İlk defa ürünlerle ilgili üzerinde fiyat olmayan, puanlama olan ve her ürünle ilgili ihtiyaç sahiplerinin birer tane faydalanacağı bir proje. Bu yaşadığımız pandemi süreci gösterdi ki İzmirliler dayanışma ve yardımlaşma ruhunda ne kadar güçlüydüler. Tunç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Neptün Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onların öncülüğünde İzmirliler bu pandemi sürecinde İzmir'de, Gazemir'de, bütün ilçelerde müthiş bir dayanışma örneği sergilediler. İnşallah bu dönemden kısa bir sürede kurtuluruz. Önümüzdeki günlerde bu proje her ay aynı şekilde devam edecek. Sürekliliği olan bir proje. Ayrıntıları az önce izlediğimiz videoda gördünüz. Ben bunu daha fazla ayrıntılarını anlatmak istemiyorum. Katılan arkadaşlarımıza, katılan Hazırına ben de çok teşekkür ediyorum. DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve Şube Başkanları aramızda, onlara da hoş geldiniz diyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün Gazemirli vatandaşlarımızı, İzmirli vatandaşlarımızı, hayırsever vatandaşlarımızı sosyal markete sahip çıkmaya, bağış yapmaya devam ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyilikler kazansın diyorum. Değerli belediye başkanımızın heyecanını,
duygu yüklü konuşmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü bizlere sorulduğu zaman en büyük projen ne? Bunun cevabını vermekte hep zorlanırız. Acaba şu metroyu mu söylesek? Acaba şu köprüyü mü söylesek? Fakat iyilikten daha büyük proje olabilir mi? Dayanışmadan daha büyük proje olabilir mi? Az önce Gazi Emir Belediyesi bürokratlarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları birlikte bir toplantı yaptık. Gazi Emir için hepimizin çok büyük heyecanları var, çok büyük umutları var. Yapacağımız çok güzel projeler var. Gerçekten örneğin Gazi Emir Metrosu, Gazi Emir Karabağlar Metrosu birkaç ay sonra değerli başkanım müjdesini sizlerle paylaşacak. Güzergahlarını, yolunu şu anda bununla ilgili jeolojik etüt çalışmaları devam ediyor. Birkaç ay içinde herhalde Gazi Emir Belediye Başkanım sizlerle bu büyük müjdeyi detaylı bir biçimde paylaşacak. Ben burada sadece teşekkür etmek istiyorum. Önce Faruk Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bu pandemi süreci hepimize gösterdi ki dayanışmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizle el ele olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bu tür afetlerin tahribatları çok daha büyük oluyor. Onun için ben bu dayanışmayı diri tutan ve onu bu kadar somut, bu kadar güzel bir biçimde hayata geçiren Gazi Emir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun değerli işine, bunun yoldaşlarına, bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de çok heyecanlıyım, çok duyguluyum. Çünkü bize insan olduğumuzu hatırlatan, bizim bu topraklarda atalarımızın bıraktığı kadim kültüre sahip çıkmamızı ve bunu gelecek nesillere aktarmamızı mümkün kılan tek şeyin el ele omuz omuza dayanışma içinde olmak olduğunu biliyorum. O nedenle ben de sadece teşekkür ederek bitireyim konuşmamı. İyilik kazansın. Sağ olun. Evet, büyük alkışlarınızla katkılarından dolayı Gazi Emir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanımız Sayın Deniz Arda'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, büyük alkışlarınız bu kez de Yeserbest Bölgesi Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Faruk Biler için gelsin. Sosyal market projemizin hayata geçmesinin mutluluğu yaşıyoruz. Belediyemizin öncülüğünde gönüllü vatandaşlarımızla, barışçılarımızla, işletmelerimizle oluşturduğumuz bir iyilik döngüsü. İyilik döngüsüyle çalışacak olan sosyal marketimizi büyük alkışlarınızla açmış bulunuyoruz. Paketli ürün bağışlayan da oluyor. 100 milyon